Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 31 Mart Salı akşamki Will Rogers Davos yani Amerika yarışları için karşınızdayım arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Evet en sonunda Mart ayının son ayının son gününe geldik. Yani yarın 1 Nisan artık şakaları yapabiliriz. Her ne kadar doğa bize güzel bir şaka yapıyor olsa da yapacak bir şey yok artık. Mecburen bekleyeceğiz. Herde büyük ihtimalle hastalığın gitmesini Bizler de normal yaşantımıza dönmek için tabi e, her zamanki gibi normal bir yaşantı olur mu bana göre belli bir müddet zorlanacağız çünkü e, sadece sağlık olarak değil e, ekonomik olarak da bayağı bir e, kötü günler bizi bekliyor diyebilirim çünkü şu andaki vaziyetler onu gösteriyor. Neyse arkadaşlar siyasi konuşmalarımızı sonra devam edebiliriz zaten bir gün ayrı bir siyasi program yapmak lazım. E, Arkadaşlar bugün 7 koşu programı var. Normalde bu yarış 10 koşul bir program ama TCK ilk 7 koşuyu almış. Çünkü öbür koşuları zaten 10 koşuyu da almış olsa gece yarısı saat 2'de 3'te bitecek yarışlar çünkü. Zaten en erken koşulan yarış da Amerika'da burası var. Çünkü buradan dışında iki yarış daha var Amerika'da. Onlar da gece 11-12 gibi başlıyor herhalde. Ben saatleri çünkü baya bir saat farkı olduğu için çok geç oluyor. Ama ne yapacaksınız? Buna da şükür diyeceğiz artık eğer oyun oynayanlar için. Yani zaten vakit açısından. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi arada sürprizler çıkabiliyor. Yani illa e, favorilerin gelmesi diye bir şey yok. Arada favori de geliyor. Ve hiç ummadığımız e, ters bir oranlı safkanlar da e, gelebiliyor burada. Ben size hemen ilk baştan e, birinci koşudan itibaren tuttuğum safkanları ilk önce oranları arkasından tuttuğum safkanları sizlere e, önereceğim arkadaşlar. Tabi bu arada e, yarış 9'u çeyrek geçe yani 21-15'te başlıyor. Sizler saat 7.30'dan sonra 8'den sonra yatırmaya başlarsanız bence daha iyi olur. Çünkü çıkan safkanlar oluyor arkadaşlar. Her ne kadar az atlı bir program olmuş olsa da burada Amerika'da böyle en ufak bir sıkıntı da at sağlığı ve jockey sağlığı açısından atları yarıştan çıkarıyorlar arkadaşlar. Yani Türkiye'deki gibi değil. Hani Urfa'da, yani Urfa'da gerçi sadece Urfa, Elazığ, Doğu illerimizi konuşmak gerek yok. Yani bizim İzmir'de de, İstanbul'da da Genel oluyor yani. Olmuyor değil. En azından bakıyorlar tabela yaparız umuduyla koşturuyorlar ve bir sürü kazalara neden oluyorlar işte. Hiç ummadığımız e, sağlık açısından. E, i̇şte ben hemen size oranları aktarayım arkadaşlar. Sorularınızı tuttuğum safkanları okut. sizlere tek tek e, olsa e, sunmak istiyorum. Bu birinci koşuda satış koşusu var arkadaşlar. Amerika'da hep satış koşuları genelde ön planda. Şartlı yarış dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında e buradaki oranlar ilk önce 6 nolu safkan 2,5 lira. 3 nolu safkan 2.7. 4 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 9 lira ve son olarak 1 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada satış koşusunda 7 safkan mücadelesi var. E ben burada öncelik olarak bu 3 nolu Apple Country'yi sizlere önereceğim arkadaşlar. Bir Sebastian Country tayı her ne kadar bu orijine fazla bilgim olmasa da en azından safkanın genel form durumuna bakıyorum. İşte bir 55 handikaplı puana sahip. Son 15 gün önce koşmuş olduğu yarışta da güzel bir ikinciliği var. En azından formda bir safkan e, özelliği taşıyor. O yüzden ben size ilk safkan olarak e, bu safkanı önerdim arkadaşlar. E, daha sonra İkkinoğlu e, Tok Dirti Tom bir Toket tayı arkadaşlar. Yani şu anda Türkiye'de koşan Toket'in e, tayı o da. E, çünkü to, e, Toket zaten yeni geldi. 3 sene falan oluyor geride buraya. E, o yüzden e, bu safkanda iyi bir kum atı. Zaten formda da bir safkan. E, Totosan'ı gördüğünüz gibi e, son 6 7 yarıştır. Sürekli tabaya içerisinde ama de yok işte. E, i̇yi handikap puanı fena değil. 53 handikapı yani geliri olan bir gözüküyor. 7 yaşında bir doğru bir kısrak e, bu atta. E, geliri olan bir safkan. Ve son olarak da Altunalı Kinna. E, bu safkanda Gustavo Herrera'nın bilmiş olduğu bu safkanda 109 gün gibi ara veriyor ama en azından geliri olan bir safkan arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Eğer daha da at yazmak isterseniz zaten 7 atın içerisinde ne kaldı diyeceksiniz. 7 olup Queen of Alba'yı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. En azından üstünde iyi bir jockey var. o En azından bu jockey'i ben tanıyorum. Çünkü Jose Medina'nın bilmiş olduğu bu safkanda her ne kadar 3 yaşında olmuş olsa da bence sürpriz yapma ihtimali yüksek bir safkan. Kilosu da biraz daha uygun bu şartlarda. Arkadaşlar yani burada 3, 2, 6 öncelik daha sonra da 7 nolu safkan arkadaşlar. Hemen 6'lı ganyan ayağına gelelim arkadaşlar. Zaten buradan 6'lı ganyan moduna da geçelim. Evet arkadaşlar burada da 6'lı ganyan ayağında yine bir satış koşusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında 10 safkan mücadelesi gözüküyor. Arkadaşlar burada program baktığım zaman yani en zor gözüken ayak bence burası arkadaşlar. Yani bu ayakta her şeyin gelebileceği bir ayak arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Yani buradaki oranlara da bakarsak, form durumlarına da bakarsak inanın zor bir ayak. Mümkün olduğunca kadar bu ayağa çok at yazmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ee, ben ilk önce oranları hemen aktarayım arkadaşlar. 4 nolu safkan 2 lira, 1 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Diğer safkanların oranları 33 liradan başlıyor arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Ee, tabii bu yarış saatine yakın oranlar değişebiliyor arkadaşlar. Ama en azından e, kimin ne kadar oran aldığını da e, yakalama şansına sahipsiniz arkadaşlar. Yani görme şansına sahipsiniz. O yüzden sizlere oranları söyledim. Ee, burada benim tuttuğum safkanlar arkadaşlar. Öncelikle bu Divine Park'ın en azından bu orijini biliyorum. E, sahip olan 4 nolu Undivided e, bu safkanda e, 69 handikap puanı sahip e, son iki yarışının üst üste iki tane güzel ikinciye sahip zaten Türkiye'de şu anda AGF'lerde e, ilk sırada gözüküyor Arkadaşlar bu safkan 4 nolu safkanı yazdıktan sonra e, hemen tuttum safkanı sıralayayım 7 nolu Perfectly Precious e, bir HBF tayı arkadaşlar Kurtis Kimes'in bilmiş olduğu bu safkan da e, bu yıl koşmuş olduğu son 4 yarışında e, i̇ki tane birinciyle sahip arkadaşlar. Bir tane ikinciyle. Zaten bu Toto'suna baktığım zaman bayağı e, ön planda gözüküyor arkadaşlar. Yani istikrarlı bir safkan. E, 58 handikap puanı sahip. Bence muhakkak yazılması gereken safkanlar arasına giriyor. Daha sonra bir nolu right on by e, bu da Pleasant Perfect day. Bunun zaten tayları Türkiye'de koşuyor şu anda. Bu aygın tayları. E, bu safkanda e, Kuponlara yazalım. İyi iyi bir formu var. Çünkü istikrarlı formu var. Ama bir birinci de yok. En azından üstündeki jokey de iyi. Tay Kennedy'nin bilmiş olduğu safkanı. Kuponlara yazacağız arkadaşlar. Daha sonra da bu onlu çekir bu artıda yazarsak baya bu şekilde geçelim. En azından bu safkan da Obet Sanchez e, dün zaten sürpriz yapan bir jokeydi bu. Yani iyi bir jokey sayılabilir bu grup için. 61 handikap puanı sahip Safkan'da son 3 yarışında bir ikincilik 8 beşincilik yapmış. Yani Bugün de farklı bir yarış çıkarabilir arkadaşlar. Yani burada 4-7-1-10 bence öncelikle yazılmalı arkadaşlar. Geniş oynayanlara da ben burada her ne kadar oranı 20 lira gibi çıkmış olsa da ben bu 2 nolu Priscilla kaydı muhakkak kuponlara yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Safkan'ın genel görüntüsüne baktığım zaman bayağı iyi durumda. üstünde Jose Medina var. İyi bir Safkan görüntüsü var. Ben o şekilde gördüm. En azından bugünün sürprizini yapabilir arkadaşlar. E, değerlendirmekte fayda var. Ve son olarak da Altunolu Smart raçede kuponlara yazalım. Yani ben burada da 2 nolu safkanı işaretleyeceğim. 2 ve 6 ile. Yani bayağı bu şekilde geçmek istiyorum arkadaşlar. 4, 7, 1, 10 öncelik. Daha sonra 2 ve 6 nolu safkanlar arkadaşlar. Hemen ikinci ayağa geçiş yapalım arkadaşlar. Burada da 7 safkan mücadelesi var. Satış koşusu şartlı dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında arkadaşlar. Hemen oranlara aktıralım. 2 nol safkan 2 lira. 6 nol safkan 4 lira. 3 nol safkan 5 lira. 1 nol safkan 5 lira. 4 nol safkan 6 lira. 7 nol safkan 11 lira. 5 nol safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada hiç fazla söz uzatmadan tuttum safkanlar. Öncelikle Türkiye'de de AGF'de birinci safkan çıkıyor. Yurt dışında aynı şekilde. 2 nolu avort itti. Ben ilk safkan olarak öneriyorum. Bir tapit temsilcisi arkadaşlar. Bu tapit temsilcisi de zaten Türkiye'de iki tane... Ee, tayı koşma şeyi oldu arkadaşlar. En azından bunu belirtim çok süratli yapıya sahip ama bazen de bekleyen safkanlar çıkıyor. E, genelde bu safkanın orijini e, atlara baktığım zaman kır oluyor ama bu al gözüküyor. E, ben bu safkanın bu gruptan biraz daha iyi olduğunu bekliyorum arkadaşlar. 78 handikap puanı da var zaten. E, bence en şanslı safkan arasına girecek. Daha sonra yazılması gereken safkanlar bu altın olu ornamental Iron ee, bir Flatout dayı. Bu, da, bu dayı en azından bu aygırı da biliyorum. Ee, üst üste iki tane sonra ikinciliğinden sonra bence bugünün de şanslı isimler arasında 72 handikap puanı sahip arkadaşlar. Ee, bu kuponları yazacağız ve son olarak da bu 5 tonun Nardun Disney'si. Bir Nardun Aflet dayı arkadaşlar. Çok iyi bir kan hattına sahip bu safkanda. Ee, Garrett e, Steinberg'in bilmiş olduğu bu safkanda iyi bir safkan arkadaşlar. En azından son 6 yarışına baktığım zaman 3 tane birinciliği sahip. Demek ki birinciliği e se hemen safkan yani birinciliği çabuk ulaşan bir safkan. O yüzden kuponlara yazacağız. Yani bu ayak için 2 6 5 öncelik olarak daha sonra da e, geniş oynamak isteyenlere de 3 nolu Indian Gem ve 4 nolu Abru'yu yaz yazmalarını öneriyorum arkadaşlar. E bu 2 6 5 normal kuponlar için 3 ve 4 geniş oynayanlar için arkadaşlar. Hemen 3. ayağa geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Burada da Maiden satış koşusu var. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. Hemen oranları aktaralım. 1 nolu safkan 1.5. 5 nolu safkan 4 lira. 8 nolu safkan 5 lira. 7 nolu safkan 5 lira. 2 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan 10 lira. Ve son olarak 4 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da ben biraz karışık gördüm yine. Her ne kadar çok bir oran ayrılması olmuş gibi gözükse de. Bir numara çünkü yurt dışında bayağı favori. Türkiye'de de AGF'lerde favori çıkıyor. Ama ben burada e, 8 nolu safkanı e, Contrary Finisher'ı ben ilk safkan olarak size önereceğim. E, çünkü bu safkan biraz daha ön planda gibi geldi bana. E, son üçüncülüğünden sonra 15 gün önce koşmuş olduğu yarışta bir üçüncülük elde etti. Bence bugünün şanslı isimleri aslında olacak. Daha sonra yazılması gereken safkanlar sırasıyla bu 5 nolu Abstract e, Panther bir pantertay arkadaşlar İsmail Masukur biliyor bir Arap herhalde bu tam ben de bu jokeyi tanımıyorum ama birkaç yarışını gördüm bu jokeyin e, 59 handikap puanına sahip e, son 7'nciliği var ama ondan önce 4'ülükleri ikincilikleri var arkadaşlar. E, iyi bir safkan orijin, orijin olarak da iyi bir safkan görüntüsü var bende. O yüzden 5'i de yazdım. Daha sonra e, Türkiye'de ve yurt dışında favori olan Native River e, Street Boss'day arkadaşlar orijinde iyi bir Alberto Pusak jokeyi 42 handikap puanı var. Son iki yarışında bir üçüncülük ikincilikle ayrıldı. Yani bugünün favori ismi bu. Ama ben yine favoriler arasında veriyorum size. Sizi yanıtmak amaçlı değil. Ama bu yarış ben üçüncü safkan olarak size önerdim bunu. Daha sonra da buraya 7 nolu, Aves Always e, Evans Prince'i de sizlere yanın, yazmanızı öneriyorum. Bir Animal Kingdom'da her ne kadar 3 yaşında gözükse de bu safkan ilk kez koşuyor ama iyi bir kanatına sahip arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Sanki safkanı burada zayıf bir gruba getirip çıktıktan sonra herhalde başka yerde götürecekler gibi bir hisse mı? Bu Kennedy'nin bilmiş olduğu bu safkan bence ideal bir sürpriz adayı arkadaşlar. Hani yazmanızı da tavsiye ediyorum. Safkan zaten yurt dışında da verilen bir safkan. Her ne kadar dördüncü sırada verilse de ben bu safkandan bir şeyler bekliyorum. Çünkü kanatı baya baya iyi bu arkadaşlar. O yüzden bu 7 e, no Avians Prince'i muhakkak kuponlara yazalım. Yani 8, 5, 1, 7, e, kuponlarınız için yeterli gözüküyor arkadaşlar. Eğer bir at daha yazma imkanınız varsa da altın Kronut Crownet da yazmanızı öneriyorum. Yani 8, 5, 1, 7, normal kuponlar için geniş oynayanlara da altın ola safkan arkadaşlar. Hemen e, dördüncü ayağa geçiş yapalım arkadaşlar. Kusura bakmayın kuponlar biraz kalabalık gibi gözüküyor ama Arkadaşlar e, burada da inanın böyle safkanlar var çünkü program onu gösteriyor. Hemen bu koşuda eee Maiden dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında hemen oranları aktıralım. 7 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 6 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 4 lira, 10 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 5 nolu safkan 12 lira. 4 nolu safkan 16 lira ve son olarak da 9 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada sizlere yani benim en azından bank olarak size önereceğim safkan bu 7 nolu Shadowwing olacak arkadaşlar. Bir tabi temsilcisi 4 yaşında olan bir safkan Lane Luzi'nin bilmiş olduğu bir, jockey. 53 handikap puanı sahip bir kez koşmuş 5.lik elde etmiş. 48 gün önce yarış hayatına başlamış bir tapit temsilcisi. Ben bu grubu rahat rahat geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani biraz abartılı gibi konuşacağım ama inanın bence bu yarışı rahat kazanmasını bekliyorum. Kaybederse çok büyük bir hatadan kaybeder. Ama ben bugün kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 7 numara Shaw Dovinki size günün bankosu olarak öneririm arkadaşlar bu 7 numara salkını. Hemen günün 5. ayına geçiş yapalım arkadaşlar. Burada yine bir satış koşusu var karşımızda. Şartlı yarış dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında yine 7 safkan mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Burada hemen oranları aktaralım. 7 nolu safkan 1.2, 6 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 11 lira, 5 nolu safkan 12 lira ve son olarak 3 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 7 nolu safkan çok direkt çıkıyor. Türkiye'de de %41'lerde şu anda. Ee, ama ben burada <laughs> yine ama dedik. Ben burada nasyonel tayı olan 6 nolu tali ben ilk safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Bir yarış koştu ve o yarışı da kazandı bu safkan. 21 gün önce 21 günde yine ön planda sizlere önereceğim arkadaşlar bu 6 nolu safkanı. Yani bu 6 safkanı ben de ilk at daha sonra yazılması gereken safkan da işte yurt dışının ve Türkiye'nin favorisi olan Walls Falling Wall. Olan Falling bilmiş olduğu bu tayı da e, ben size ikinci safkan olarak yazacağım. Yani normal kuponlar için bu ayakta 6 ve 7'yi ayrımsız bence iki safkan olarak geçelim arkadaşlar. Geniş at yazmak isteyen sürpriz arayanlara da bir toket tayı olan 5 nolu Emily Elizabeth'i de yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama normal kuponlar için 6-7 bence yeterli. Geldik günün son ayağına, son koşusuna. Bir satış koşusu yine karşımızda şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında yine 7 safkan mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Burada oranlar 2 nolu safkan 1.2, 6 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar burada da. Arkadaşlar ben burada da zaten Türkiye'de de bayağı bir önde yüzde 53'lerde oynanan e, yurt dışında da bayağı direkt önde olan bu iki nolu e, Ancona'yı ben size ilk safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Alternatif bank olarak öneriyorum size. Bu Tay Kennedy'nin bilmiş olduğu safkanı 30 gün önce koşmuş bu safkan yarışı kazanmış. Andikap e, Handikap puanlara baktığımız zaman zaten bayağı bir ön planda gözüküyor zaten. Şartlarda onu kazanmasını gösteriyor. Ama ben e, alternatif oynamak isteyenlere, alternatif banko olarak size önereceğim bu safkanı. Küçük ve risk sevenler için veya ikinci tek arayanlar için ideal bir banko adı bu iki nolu Ancona. Ama bayağı <laughs> yıkmak isteyenlere de, rakip yazmak isteyenlere de öncelikle ben altınolu Cotton Canty altınolu e, Cotton Kenti Kisses, e, Leonardo Goncalves'in bilmiş olduğu bu safkan da fena bir o, e, form göstermiyor arkadaşlar. ben durumunu beğeniyorum. Daha sonra 3 nolu City Gone Country e, Line Luzi'ni bilmiş olduğu Safkan. Son iki yarışında güzel iki tane ikinci de sahip. son olarak da bu 5 nolu Data Baby'yi de yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Yani normal küçük ve risk sevenler için, ikinci banko arayanlar için 2 nolu Ancona tek at yazmak isteyenlerde de 6, 3 ve 5 nolu Safkanları yazmaları değerlendirmeleri e, öneriyorum arkadaşlar. Zaten kuponları gördüğünüz gibi sonda iki tek atmasam bile buraya at yazsam bile e, 28.8 TL gibi fiyat çıkıyor. Yani çok yüksek bir fiyat çıkmıyor. Bayağı da at yazdığımız adı ilk ayakta çünkü 6 at yazdık. İkinci ayakta aynı şekilde, dördüncü ayakta aynı şekilde. Yani e, çok yüksek bir ikrami kupon çıkmıyor. Ama dediğim gibi işte ters hatlar geldiği zaman da burası e, bir anda güzel para vermiş olabiliyor arkadaşlar. En azından gününüzü çıkartma adına iyi bir kupon olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Normal şartlar altında bu altılıyı tutmamız yani, gerekiyor. Bazı e, arkadaşlar gördüm Dün Facebook'ta dolaşırken e, hisseli ortak yapıyorlar. Yani gruplar birleşmişler böyle parça parça da olsa e, belli bir kademeden sonra yani belli bir sayıdan sonra e, kupon yapıyorlar hisseli kupon yapıyorlar yani bence iyi bir taktik ben daha önce başka yerlerde de yapıyordum bu oyunu e, kişilerden işte 5 lira 10 lira artık hissesine göre e, para topluyorduk güzel bir oyun yapıyorduk böyle yurt dışı yarışta ama e, belki bu program için olmazdı. da daha kuvvetli bir programlar olduğu zaman eğer e, hisseli kupon yapmak isterseniz arkadaşlar yani bir tek bir kasa toplarız kim ne verdi diyelim ama duruma göre şimdi katılım fazla olursa misliye çeviririz. Örneğin diyelim ki yaptık bir tane kupon ama kalabalığız çıkarız onu ayrı şekilde 3 misli yaparız. 5 misli yaparız veya 10 misli yaparız. Maksat havuzdan bir para alabilmek arkadaşlar. yani En azından hem eğlence açısından da iyi olur hem de fazla para kaçmamış olur bence yani idare bir sonuç olur Yani en azından artık bunu bir eğlence olarak da görebiliriz. Ben daha önce bu şekilde çok yaptım. Yani bayağı da iyi oluyordu. En azından bir harçlık çıkıyordu tuttuğumuz zaman tabii ki. Bazen oynadığımız parayı çıkarıyorduk. Ne yapıyorduk? Ondan sonraki bir sonraki yarışa devrediyorduk o kasayı. Ona göre değerlendiriyorduk. Eğer isterseniz böyle bir şey isterseniz güzel bir kalabalık bir programlar olduğu zaman sadece bu yurt dışı için değil yerli yarışlarımız başladığı zaman da aslında vallahi çok güzel bir fikir. Eğer öyle bir e, isteyenler olursa arkadaşlar en azından e, yorumlarda belirsin bunu. Biz güzel karışık bir program bulduğumuz zaman yani en azından bu program para verir dirdik e, bir program yaparız. Eğer bu fikir ben de daha önce e, söylemek istiyordum da bir türlü olmuyordu. Goldstream yarışlarında bile bu güzel para veren yarışlarda bile yapsaydık en azından ben, ben inanıyorum ki en azından içlerinden bir tane altılı rahat e, iyi ikramiyeli kupon çıkarabilirdik. Ama nasip e, her şey nasip olduğu gibi Dediğim gibi eğer böyle hisseli bir kupon yapmak isteyenler varsa yani güzel karışık böyle para verecek programlar olduğu zaman bir havuz topluyorum arkadaşlar. En azından e, kaç kişi katılım yaptı, kaçar para verdi. E, ona göre bir hisse oyunu yapabiliriz arkadaşlar. Zaten kuponu da e, altılığın başlamadan bir saat öncesinden de yatırıp e, en azından videosunu paylaşabiliriz veya paylaşımcılara e, bir şekilde gösteririz. Ona göre takibini yaparlar arkadaşlar. Ben size yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ona göre değerlendirme yapabiliriz. Aslında iyi bir şey ya. Bunu herkes tarafından da yapabiliriz. yani. Fark etmeyin. illa çünkü bir sürü arkadaşımız burada bayilerde yatıramıyor. Bayiden çünkü oynuyorlar. Kapalı olduğu için bu sanal bayisten de yatıramıyorlar. O yüzden en azından onlar için de iyi olur yani. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.